Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu'nun operasyon çekiliyor. Akşener ismi gündemde. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkıyor. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalılar diyerek baskıladı. Böylece CHP'nin favori adayı haline geldi. Ama henüz altılı masadan ortak adayı olarak ismi çıkmış değil. Asıl önemli olan altılı masanın ne diyeceği. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda bir sorunu yok. Bunu kimse engelleyemez. Ama Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi CHP'nin adayı olmak değil, o altılı masanın ortak adayı olmayı hedefliyor. O nedenle altılı masanın bir an önce karar alıp kendi adaylığını desteklemesi için çaba gösteriyor. CHP'de bir grup Kurban Bayramı'ndan önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini istiyordu. Böylece altılı masaya emrivaki yapmayı planlıyorlardı. Kılıçdaroğlu buna cesaret edemedi. Altılı masa en son toplantısını Ağustos ayında yapacağı için bu kez de Eylül ayı olsun diyorlar. Altılı Masa karar almadığı sürece Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaya cesaret edeceğini zannetmiyorum. Altılı Masa'nın kaygısı. Altılı Masa'daki hava ise YSK seçim takvimini ilan edene kadar Cumhurbaşkanı adayını gündeme almama yönünde. Cumhurbaşkanlığı konusunun altılı masayı dağıtmasından endişe ediyorlar. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun kulağı YSK'dan gelecek haberde. Gözü ise altılı masanın üzerinde olacak. Masada işler karışıyor. Bu arada süreç ilerledikçe altılı masada işler karışmaya başladı. 1. Öncelikle altılı masa Kılıçdaroğlu'nu mu ortak aday gösterecek yoksa çoklu aday mı çıkacak bu henüz belli değil. 2. Altılı masada bazı partiler siyasi parti liderlerinin aday olmasına sıcak bakmıyor. 3. İlk turda çoklu adayla gidilmesini savunanlar var. 4. Siyaset üstü bir siyasetçinin ortak adayı olması önerisi de gündemde. Akşener sesleri yükselmeye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle siyasete ara verildi ama kulisler boş durmadı. Son günlerde ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener ismi ön plana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun beklenen ilgiyi görmemesi üzerine Akşener'in ismi yeniden gündeme gelmeye başladı. Meral Akşener başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Ama bir süre önce İyi Parti'ye birinci parti olma hedefini gösterdi. Bir parti lideri açısından partisine birinci parti olma talimatını vermesinde yadırganacak bir şey yok. İyi Parti'nin oylarında bir yükseliş olduğunu görüyorum ama son dönemde İyi Parti'nin oyları roket hızıyla yükseltilmeye başlandı. Akşener planı. Bunun arkasında Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı gösterme planı yatıyor. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçileri bir araya geldikleri gazetecilere Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi imkansız. Akşener ortak Cumhurbaşkanı adayı olmalı diye fısıldamaya başladı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum. Altılı Masa toplandığında Kılıçdaroğlu'nun seçilemediği ama Akşener'le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu'nun eli kolu bağlanmış olur. Kılıçdaroğlu'na uyarı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar. Selahattin Demirtaş'tan AK Partililere hakaret. Kılıçdaroğlu bir gece yarısı video çekip Erdoğan'ın kaçacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçmıştın diye yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu bir daha kaçacaklar iddiasını ağzını almadı. Ama bayrağı HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş devraldı. Demirtaş ölçeği daha da büyüttü. AK Partililerin kaçacağını öne sürdü. AK Partililer niye kaçacakmış? Onlar bu ülkenin saygın vatandaşları. Diğer partilere oy veren vatandaşlarımızın da olduğu gibi biz hepimiz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Ama Selahattin Demirtaş onu anlamaz. Onlar ayrıca Demirtaş'ın sırtını dayadığı PKK gibi bu ülkeyi bölmek için çalışmıyorlar. Sırtlarını terör örgütüne değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine dayamış durumdalar. Onlar 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durdurarak ülkelerine nasıl sahip çıktıklarını gösterdiler. Hendek savaşlarını başlatarak Türkiye'yi parçalama provası yapanlar bunu anlamaz. Kaçacaklar şifresi. Bu kaçacaklar sözü bir şifredir. Bir zihniyetin kodlarını yansıtır. Bunun adı bazen Kılıçdaroğlu olur, bazen Demirtaş, bazen FETÖ olur. Bazen 27 Mayıs darbecileri. Kılıçdaroğlu Erdoğan kaçacak iddiasını ilk olarak 19 Mart 2019 tarihinde FETÖ'nün kanalı STV'de öne sürmüştü. Kaçacaklar iddiasını dile getiren başka bir zihniyetse 27 Mayıs darbesini yapıp Menderes'i asanlardı. 27 Mayıs gecesi Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, demokratların 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayla kaçarken yakalandığı iddia ediliyordu. Sözcüler ayrı ama zihniyet aynı. Demirtaş'ın hakareti. Bu kez kaçacaklar konusunun sözcülüğünü Selahattin Demirtaş üstlendi. O AK Partililer kaçacak diyor ama öyle uçaklara binip yurt dışına kaçmaktan söz etmiyor. En son 24 Haziran 2018 seçimlerini esas alacak olsak Erdoğan 26 milyon oy almış. Bu oran birçok ülkenin nüfusundan fazla. Demirtaş hem kaçacaklar diyor hem de AK Parti seçmenine hakaret ediyor. Hırsız olmayanlar AK Parti'yi terk ettiler diyor. AK Parti'nin kalan oy oranına ise %30 veriyor. Demirtaş'ın hesabını esas alacak olsak 2023 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak 64 milyon seçmenin %30'u demektir. O da 19 milyona denk geliyor. Hepsi kaçacaklar iddiası. Demirtaş Hepsi kaçacaklar ara başlığı altında bu iddiasını şöyle gerekçelendiriyor. Tüm veriler AK Parti'nin meclisi de cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun. Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar, bunların artık kaybedilebileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Ayrıca siz hırsız olsanız polis geldiğinde kaçmaz mısınız? Hırsız olmayın tabii. Sadece empati yapın lütfen. Emin olun hepsi kaçacak diyor. Zihniyet değişmiyor. Peki AK Partililer nereye kaçacakmış? Kılıçdaroğlu gibi yurt dışına kaçacaklar demiyor. Bunlar yurt dışına falan kaçmayacaklar. İktidarın yeni partilerine kaçacaklar diyor. AK Partililere hırsız diye hakaret eden, hepsi kaçacaklar iddiasında bulunan bu kişi eş genel başkanlık yaptı. İki dönem cumhurbaşkanı adayı oldu. Ey AK Partililer, görün bunları. Bunlar size hangi gözle bakıyorlar şimdi anladınız mı? Ne diyeyim? Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a, FETÖ'sünden 27 Mayıs darbecilerine kadar zihniyet aynı zihniyet. Devir değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Abdülkadir Selvi Ersin Çelik Artık o bir metrelik bez parçasına muhtaçlar. Sosyal medyada zaman zaman sivri çıkışlar yapan, zaman zaman da iktidarı eleştiren, ancak Erdoğan'ı kırmızı çizgisi olarak gören bir dostum geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmem için zemin yokladılar dedi. Ne alaka dedim. O da bir anlam verememiş ve siyaseten kendimden şüphe ettim diyerek aracıların izini sürmüş. Kemal Kılıçdaroğlu için inşa edilmeye çalışılan yeni siyaset zemininin görüşme listesini eklemişler bizimkini. Muhafazakar, makul, AK Partili kimliğiyle bilinen, kamuoyunda karşılığı olan ve gerekirse yol yürümeye ikna olabilecek isimleri belirlemişler. Aslında iz sürmeye çok gerek yok. Bir süredir Ankara ve İstanbul'da yürütülen Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar camiayla temas etme ve fotoğraf verme çalışmaları artık biliniyor. Bir dönem AK Parti'de siyaset yapan öne çıkan isimler öncelikli tercih ediliyor. Bazı isimlerin Kemal Bey ile görüşme fotoğrafları üçüncü kişiler tarafından sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna servis ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski AK Partili şu isimle bir araya geldi. Sürpriz ve nedeni açıklanmayan buluşma trafiklerinin fotoğraflı paylaşımlarının altına yazılanlarsa hayli dikkat çekici. Yüzlerce CHP'li çok ağır eleştiriler dile getirmiş. Partiyi kırmızı AK Parti'ye çevirdiniz diyenler de var. Neden yoruluyorsunuz direkt AK Parti'ye geçin diyen de. CHP'liler kızgın, öfkeli, sitemkar ama bu yeni siyasi zemin parti için değil, Kemal Kılıçdaroğlu için inşa ediliyor zaten. Kılıçdaroğlu için yetkilendirilen bir iletişim ekibi uzun zamandır bu resimleri vermek için çalışıyor. Bu ekip CHP'li değil, en azından CHP zihniyetinde değiller. Profesyonellerden oluşuyor. Strateji geliştiriyorlar. Ana hedefleri AK Partililer. Aslında muhafazakar mütedeyyin seçmen kitlesine ulaşmak istiyorlar. Nedeni ise çok basit ve artık herkesin malumu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı yapıp sonra da seçtirmenin hesaplarını yapan siyaset mühendisleri. CHP zihniyetini bir türlü yüzleşemedikleri sosyolojik gerçeklerle de yüzleştirdiler. Peki neydi bu gerçek? Türkiye'de iktidar olmanın ve iktidarda kalabilmenin yolu hiç şaşmadan adına muhafazakar, mütedeyyin, İslamcı, gelenekçi denilen ya da Anadolu irfanı diye de genelleştirilen seçmenden geliyor. Hülasa 20 yıldır girdiği her seçimi büyük farklarla kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmek için ona güç veren iradeyi ikna etmek ve oyunu almak gerekiyor. Bunun için de alışıla gelmişin dışında bir siyasal iletişime ihtiyaç var. Kemal Kılıçdaroğlu işte bu yeni yola sokuldu. Bu yolda Kemal Bey için isimler ve simgeler üzerinden siyaset üretiliyor. Yıllar önce katıldığı bir canlı yayında sunucunun başörtüsüne çul demesi üzerine evet bir metrekarelik bez parçasıdır. Tanımlaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün 28 Şubat mağduru bir başörtüde olan Kübra Karay'ı ziyaret etmesi tam olarak bu siyasetin çıktılarından biri. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu 2008 yılında ülkedeki başörtüsü yasağı kaldırılmak istenirken soluğu Anayasa Mahkemesi'nde alan CHP milletvekilleri arasında yer aldığını bir kez daha hatırlatmış olayım. Peki ne değişti de başörtülülerden helali kalma turlarına başladı Kılıçdaroğlu? İnançları gereği o bir metrekarelik bez parçasını başlarının üzerinde taşıyan kadınlar layıklık düşmanı iken, rejim tehdidi iken bir anda nasıl helallik dilenilen, büyüklük etmeleri istenen saygın yurttaşlar oldular? Tabii ki oyları için. Kemal Bey bu görüşmelerde Erdoğan'ı 20 yıldır seçiyorsunuz bir de beni deneyin ben de size saygı duyayım diyor mudur bilmiyorum. Fakat bu özel zirvelere yüklenen anlam tam da böyle. Bu siyaset tarzı genelde ters teper. Çünkü en başta CHP tabanı bu irticacılarla görüntü vermenizden rahatsızız derler ve diyorlardı. Hedeflenen muhafazakar seçmen de biz sizin aslında bizimle ilgili ne düşündüğünüzü geçmişten biliyoruz. Kimi kandırıyorsunuz? İki gülümsemenize, hoş sözünüze kanmayız diyebilir diyorlardı. Sonuçta Kemal Bey kimseye yaranamayabilir. Ama görünen o ki o bu riski alacak. Oy geçişlerinin tüm yollarını deneyecek. Adaylık için altılı masayı ikna etmenin yolu da dindar seçmenin olası adaylıktaki tavrından geçiyor. Başörtüsünün bez parçasından CHP zihniyetinin iktidar olabilme umuduna dönüşmesi büyük bir devrim. Akıl almaz olansa şu. Bu devrimin en büyük mimarı 20 yılın sonunda başörtülüler eliyle yıkılmak isteniyor. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Ersin Çelik